şimdi aslında ben de size bugün Mansur Yavaş'ın sözlerini sormak istedim. Çünkü farklı yorumlar getirildi evet. buna. Siz de izlediniz. Salı günü el yükseltme ifadesiyle açmıştı sohbet konuyu. Ben de el yükseltiyorum demişti Özgür Özel ve orada uzunca bir cümle kurdu. Evet haklısınız bir cümlesi alındı ve onun üzerinde e, hep konuşuldu. E, yarın söyledi, da, bir espriyle yarın söyledi da bunu. Yarın da zaten e, Sayın Özgür Özel e, geniş bir röportaj verdi bana. E, mi? Evet. E, yarın gazetede çıkacak ve bunu e, uzunca bir şey sizin anlatacak. İzleyiyorum e, ama e, mesela Mansur Yavaş bugün ki bizim çok alışık olduğumuz biri, bir durum değil bu. Çünkü Mansur Yavaş genellikle belediye meselelerinin ötesinde konuşmayı sevmeyen bir belediye başkanı. Evet. Fakat bu konuda e, bir şey demesini bekliyorduk zaten çünkü e, bize sinyaller öyle geldi. Yani Mansur Yavaş konuşacak gibi geldi e, ve dedi ki daha ne kadar el yükseltecekler haftayı bakalım e, ifadesini kullandı. Orada herkes özgür özele aslında bir şekilde bir eleştiri getirdiğini düşündü. Siz de öyle düşünür müsünüz? Ya öyle düşünmem, öyle düşünmek istemem. Bunu herhalde Devlet Bahçeli'ye söyledi. Çünkü bu bir belediye başkanı ya da bir milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına böyle bir şey söylemez, söylememeli. Neden söylememeli? Çünkü ne dediği çok belli. Cümlesinin öncesi ve sonrası o kadar net ki Devlet Bahçeli'nin söylediğine çok net bir cevap veriyor. Hemen konuşmanın öncesinde şehit ve gazi yakınlarının da diyor biz olurunu, uzlaşısını, gönül gönül e, kırgınlıklarını gidererek bunu yapmalıyız diyor. Onlar diyor e, mutlaka ki diyor mutlu edilmeli. Sonra buraya geliyor. Sakin milli sınırları içerisindeki ülkeyi ve devleti yani 86 milyona devlet, devlet de 86 milyona sarılacaktır diyor. Bunu söylüyor. Buradan Mansur Bey akıllı, iyi bir hukukçu. O yüzden mantıklı. Ben zekasına da güveniyorum. Özgür Bey değil, onu Devlet Bey'e söylemiştir. Özgür Bey'e söylemediğini düşünüyorsunuz. Peki, şimdi... Aslında şunu da konuşmak gerekiyor. Yarın bir önemli bir mitinginiz var. Özgür Bey de aynı şeyi söyledi. Dedi ki bir biz bu mitingi iptal edebilirdik. Hayır etmedik. Teröre karşı dimdik ayakta olduğumuzu ve bir arada hareket edeceğimizi söylemek istedik. İkincisi de şahsi olarak şunu düşünüyorum. Genel Başkan olarak da 29 Ekim kutlamaları asla iptal edilmemeli. Cumhuriyet geçen yıl 100. yılında olduğundan bile daha e, coşkuyla kutlanmalı. Çünkü esas hedef, hani başlıklardan birinde söyleyeyim, esas hedef Cumhuriyet'tir dedi. Bu yarınki başlıklardan e, biri. E, esas hedef Cumhuriyet mi? Anayasanın ilk dört maddesinin niye birileri tartışmaya açıyor? Anayasa değişikliğinin hedefinde ne var? Cumhuriyet, Cumhuriyet'in nitelikleri, layıklık, üniter yapı ve Değiştirilmesi ve teklif edilememesi bu maddelerin. Şimdi Cumhuriyet'e karşı küçük ortaklardan Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı'nın bir üyesi saldırıyor. Hüdapar zaten hem üniter yapı hem layıklığa ilk dört maddeye sürekli saldırıyor. Meclis Başkanı'nın böyle bir teşebbüsü oldu. Hatta İbrahim Hoca ile ben ki bunu düzeltti. Dedi ki ilk Kabul dört olun. madde... Evet olumlu yönde. Hoca şunu söyledi. Daha da bunu çeperleyeriz, Daha da güçlendiririz olumlu anlamında. yönde evet, dedi. Evet, tabii ki. Sonra söz televizyonda da anlatsak. Anlattı. Anlattı. Ee, sürekli cumhuriyeti. Bugün 22 yıla geldiğimiz nokta. bilinden akıldan uzaklaşmamız. Bir düşünün, büyük yerçiliklerin hepsi AKP'nin arka bahçesi ve atayamadığı ya da bir şekilde milletvekili olamayan partilerin monte edildiği bir yere gelmesi kadroların buna göre şekillenmesi, tamamen yakın eş dost akrabayla akıldan bilinden uzak bir şekilde devletin yönetilmesi, devlet aklının aslında bambaşka bir yere gitmesi. Cumhuriyetten uzaklaştığımız için bunlar oldu. Cumhuriyet çok önemli. Cumhuriyette herkes sarılmalı. Hele hele kötü günde çok daha fazla sarılmalı. Çünkü her kötü günün sebebi 22 yılda Cumhuriyet'in ilkelerine, ışığına, uyulmaması, uzaklaşılması, niye kutlamayacağız? Neden kutlamayacağız? Cumhuriyete öyle sarılacağız ki, 101, 102, 103, 153, 553 yılında, bin yıl sonra, çünkü cumhuriyet, laiklik, ilkeleri, cumhuriyet devrimleri, hepsi bu ülkenin kurtuluşu. Net. Anayasanın ilk dört maddesi için de yarın konuşacağız. üniter yapımızın önemi için de konuşacağız. Layıklık için de konuşacağız. Bilim için, akıl için, hepsi için konuşacağız. Yani e, konser yapmayabilir, bilmiyorum takdiridir. Hı hı. Ama Cumhuriyet kutlanır. Cumhuriyetin kutlanmamasının mazereti olmaz. Hı. Evet.